Bismillah. Önceki iki dersimizde ne yapmıştık? Kıyasın öncelikli tanımını görmüştük. Kıyasın tanımındaki parçaları tahlil etmiştik. Daha sonra kıyası kısımlarına ayırmıştık. İki temel kısma ayırmıştık. İkterani kıyas ve istisnai kıyas olmak üzere. Bunları kısaca tanımlamıştık. Daha sonra ikterani ve istisnai kıyasın ayrıntılarına gireceğiz. İkterani kıyası geçenki dersimizde dört tane şeklinden bahsetmiştik. Dört tane şekil vardır demiştik. Neye göre oluyordu bu şekiller? Orta terim adını verdiğimiz büyük öncül ve küçük öncüldeki ortak olan terimin önermelerde bulunduğu yere göre oluşturduğu kombinasyona, permütasyona daha doğrusu şekil adını veriyorduk. Kıyasta. Yani orta terimin bulunduğu yere göre şekil adını veriyorduk. Bu her şeklin arkadaşlar önermelerdeki nicelik ve niteliğine göre keyif ve kem dediğimiz nicelik ve niteliğine göre farklı darpları vardır. Örneğin biz birinci şekilde ne demiştik? Birinci öncülde yani küçük öncülde orta terim mahmul olacak. Büyük öncülde orta terim mevzu olacak. Yani orta terim dediğimiz şey küçük öncülde mahmul, büyük öncülde mevzu olduğu zaman diyoruz ki küçük öncül şu nicelikte ve şu nitelikteyken, büyük öncül şu nicelikte ve bu nitelikteyken falanca darp. Yani tümel olumluyken, küçük öncül tümel olumlu, büyük öncül tümel olumluyken, ikisi de tümel olumluyken birinci darp diyeceğiz. Büyük öncül tümel olumsuzken ikinci darp diyeceğiz mesela. Böyle kombinasyonlara göre değişecek. Bunlara darp adını vereceğiz. İşte bu kombinasyonlarına göre, dizilimlerine göre tümel, tikel, olumlu, olumsuz gibi aldıkları özelliklere göre ürettikleri sonuçların da tümelliği, tikelliği, olumluluğu, olumsuzluğu gibi özellikleri değişecek. Bunları zapt altına almışlar. Demişler ki şöyle olursa sonuç böyle olur, böyle olursa sonuç şöyle olur şeklinde zapt altına almışlar. Her bir şeklin içindeki her bir darbı tek tek zikretmişler. Biz de bugün birinci şeklin darplarını ele alacağız. Neden? Çünkü kıyasta asıl olan birinci şekildir. Birinci şekil diğer bütün şekillerin de aslında illeti, sebebi. Yani bütün şekiller darplarıyla beraber bütün şekiller ve bütün darplar birinci şekle indirgenebiliyor. Bunu ilk sistematik şekilde ifade edenlerden birisi Sühreverdi'dir. Hikmetül İşrak eserinde. Daha sonra bu meşhur hale geliyor. Bütün şekiller ve bütün darplar birinci şeklin hatta birinci darbına, birinci şeklin birinci darbına indirgeniyor. Bu kitabında bir yerinde ona değinmiştik. Bir ders veya iki ders önce olması lazım. Bir yerinde değinmiştik. Hatta kipler işin içine girdiği zaman artık bu seviyeden sonra kipli mantığa, modal mantığa da geçilecek. Bütün kipler de aynı şekilde birinci şeklin, birinci darbının zaruriyeyi mutlaka adını verdiğimiz zorunluluk kipine indirgenebilecek. O yüzden ne yapıyoruz? Şu an giriş seviyesinin belki bir üstü diyebiliriz veya giriş seviyesi diyebiliriz. Birinci şekli iyi anlamamız için diğerlerini kısaca zikretti. Birinci şekli darplarıyla beraber şimdi anlatacak. Başlayalım. Önce bir okuyacağız metni. Sonra birkaç tablo üzerinden biraz daha sistematik ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ve şeklül evvel, birinci şekil, huvellezî cu'ile mi'yârel ulûm. İlimlerde miyar kılınan, ölçüt kılınan şekil birinci şekildir. Ey mîzânehe vel iyaru el vezin. Yani mizan. Miyar ve mizan aynı. Köklerini de aynı şekilde zikretmiş. Mizan veya miyar, ölçüt aynı anlama gelir. Mizan, tartı, ölçüt. İlimlerde kıstas alınan temel bizim şeklimiz birinci şekil. Fenuriduhu, o yüzden biz de onu getiriyoruz burada. Hahuna, liyuc'al dusturan. Düstur kırılsın diye. Yani ona bakarak yapın her şeyi. Ona dayanarak yapın. Ey mercian yuktefa bihi. Yani kendisiyle yetinilen bir merci kılınsın diye. Bir otorite yani kılınsın diye.
ve yun tecminhu veya yüsten tec, benim bendeki nüshada yüsten tec yazıyor. Ve ondan çıkarılsın el matlu, sonuç. Yani sonuç ondan çıkarılsın, ondan elde edilsin. Birinci şeklin, birinci şekilden elde edilsin. Ve şartu intacihi, birinci şeklin sonuç verme şartı neydi? İcab-ı suğra, küçük öncülün olumlu olması ve külliyetül kubra, büyük öncülün külliye olması, tümel olması yani. Ve durubuhu el munticetu erbaat. Bu durumda birinci şeklin sonuç veren darpları dörttür. Neden? Şimdi burada Molla Fenari biraz daha uzun bir yoldan bunun dört olduğunu gösterecek. Ben önce bir kısa yoldan göstereyim size, sonra Molla Fenari'nin söylediği şeye geçeriz. Şartlar iki tane dedik ya. Küçük öncülün olumlu olması, büyük öncülün tümel olması dedik. Peki küçük öncül olumluysa ya tümel olumludur ya tikel olumludur, değil mi? İki tane ihtimal var. Başka bir ihtimal yok. Tümel olumlu veya tikel olumlu. E büyük öncül de tümelse o zaman ya tümel olumlu ya tümel olumsuz olacak bu da. Bakın iki tane buradan, iki tane de buradan ihtimal geldi. Çarptık bunları, dört. Dört tane ihtimal var. Küçük öncül tümel olumluyken büyük öncül ya tümel olumlu ya tümel olumsuz olacak. İki. Küçük öncül tikel olumluyken yine büyük öncül ya tümel olumlu ya tümel olumsuz olacak. İki de buradan etti dört. Vel kıyasu, şartlar yani sonuç verme şartları göz önünde bulundurulmasa idi. Yaktadi, gerektirirdi. Sitte aşara. Darben hasileten. Tamam. 16 tane darp gerektirirdi. Neden? Hasile, darben hasile min darbi suğrayatil mahsurat el erba. 4 mahsurat, yani mahsure önermeleri görmüştük ya, nicelikli yani, nicelikli önermeler. Tikel olanlar, tümel olanlar, tikel ve tümel, bunların olumlu ve olumsuzları ile beraber 4 tane mahsuratı erba dediğimiz nicelikli önermeler. Dördü buradan. Küçük öncül. Dördü de olabilirdi. Şartlardan kat'ı nazar etseydik. Küçük öncül dördü de olabilirdi. Bunu da çarpardık. Neye? Fil kübrayati kezalik. Aynı bu şekilde mahsuratı erba şeklinde zikredebileceğimiz büyük öncüllere de çarpardık. 4 çarpı 4 eşittir 16. Normalde böyle olurdu. Gayra enne, fakat icabe suğra, küçük öncülün olumlu olması eskata düşürdü neyi? Semaniye hasile, 8 taneyi düşürdü. Hasile min darbis salibeteyni suğrayeteyn, küçük öncülün yani iki olumsuz küçük öncülden, tümel olumsuz ve tikel olumsuzu uzun, fil kubreyatil erba, 4 büyük öncül ile çarpılmasındaki 8'i, yani 8 sonucunu düşürdü. 8 tane orada önerme çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü küçük öncülün sen olumlu olmasını şart koştuğun anda 2 tane olumsuz olabilecekti küçük öncül. Onların büyük öncüllerin 4 farklı kombinasyonuyla çarpılmasından etti 8. Bu 8'ini dışarı attık. 16 idi. Bakın 8 buradan gitti, kaldı 8. Ve kulliyetel kubra gayra enne, kulliyetel kubra yani önce küçük öncülün olumluluğu şartı 8'i düşürdü. Ve büyük öncülün tümelliği şartı neyi düşürecek? Askatı erba uhra. Diğer dördünü düşürdü. Bu diğer dördü nereden ortaya çıkıyor? Hasile min darbil kubrayeteyn el cüz'iyeteyn. Tikel büyük öncülün, iki tane tikel büyüğün, fis suğrayeteyn il mucibeteyn. İki olumlu küçük öncül ile çarpılmasından etti 4. Febakiye erba. 4 de çıkınca geri kaldı 4. Erba adrup. 4 darp kalmış oldu. Tamam, şu ikincisinde 8 demedi. Çünkü zaten diğer 4'ü öbür taraftan düşmüştü. Burada 4 kaldı. Ondan dolayı 8 artı 4 eşittir 12 dedi. 16'dan 12'yi çıkardı, 4 dedi. Tamam. Ama benim zikrettiğim daha kısa ve anlaşılır bir yoldur. Yani çok şeye gerek yok. Eddarbul evvel. Birinci darp. Mucibeten. Kulliyeten. İkisi de tümel olumlu olması durumu.
Büyük öncülde, küçük öncülde. Yuntecu mucibe kulliye tümer olumlu sonucu veriyor. İkisi de tümer olumlu olduğu zaman sonuçta tümer olumlu sonucunu veriyor. Ke kavlina kullu cisim muellif, şu kıyasımız gibi. Her cisim bileşiktir ve her bileşik hadistir. Sonuç her cisim hadistir. Tamam. İkinci darbımız kulliyeten, ikisi yine külli vel kubra salibe. Fakat bu sefer büyük öncül olumsuz. Salibe kulliye, tamam. Yunticu ne sonucunu veriyor? Salibe. Olumsuz sonucunu veriyor. Olumsuz külli sonucunu veriyor. Burada yazmamış külli diye de külli demesi lazım. Belki şunu şuraya eklemesi şuraya getirecektir. Tamam. Her cisim bileşiktir. Bir küçük öncülümüz. Hiçbir bileşik kadim değildir. Büyük öncülümüz. Sonuç fela şey eminel cisim bi kadim. Hiçbir cisim kadim değildir. Sonucu. Üçüncü darp mucibeten. İkisi de olumlu yine. Birincideki gibi yani. Küçük öncül olumlu, büyük öncül olumlu. Fakat birinci darpta küçük öncül de külli idi. Burada ve sugra cüz'iye. Tiker olacak. Cüz'i olacak. Yuntici mucibe olumlu sonuç verir. Olumlu, tiker olumlu ama sonucunu verecek burada da. Neden? Ba'dul cisim muellif. Bazı cisimler bileşiktir. Her bileşik hadistir. O halde bazı cisimler hadistir şeklinde. Ve rabi'u dördüncü darp mucibe cüz'iye sugra. Küçük öncül tiker olumlu olacak. Ve salibe kulliye kubra. Büyük öncül tümer olumsuz olacak. Bu durumda da aynı şekilde cüz'i sonucunu verecek. Salibe cüz'iye. Tikel olumsuz sonucunu verecek. Ne gibi? Bazı cisimler bileşiktir. Hiçbir bileşik kadim değildir. O halde bazı cisimler kadim değildir şeklinde. Tamam, örnekler zaten anlaşılır. Yani oralarda çok üzerinde duracağımız bir mesele yok. Metni okuduk. Şimdi şurayı da devam edeceğim. Şu kısmı da okuyacağız. Sonra tablo üzerinden şöyle biraz daha sistematik bir şekilde geçeriz. Şimdi arkadaşlar, geçenki bazı derslerde de zikrettiğim üzere bizim klasik ilim geleneğinde metot çok önemli, menheç. Çok önemli bir mesele. O yüzden yazdığın her kelimenin, her harfin, değindiğin her konunun hesabını veriyorsun. Bakın burada da şimdi yine hesap verecek. Niye şuna birinci darp dedi? Niye buna ikinci darp dedi? Niye buna üçüncü darp dedi? Şekillerde yapmıştık bakın bunları. Şimdi darplarda da yapacak. Yani onun da gerekçesini, hesabını verecek. Ve innemâ rattebe hâzet tertîb. Niye bu şekilde tertip etti? Ebheri, İsa Goji'nin müellifi. İ'tibâri netice. Sonuca itibarla. Feddarbul evvel açıklıyor şimdi. Birinci darp yuntecu eşrefel mahsurat. Mahsuratı erba dediğimiz nicelikli önermelerin en şereflisi sonucunu veriyor. Ve hiyel mucibetul kulliye. O da tümer olumludur. Çünkü hem tümer hem olumlu bakın. Niye şeref oluyor bu? Çünkü biz kıyas yaparken tümer olması çok önemli. Olumlu olması da çok önemli. Asıl bizim kıyasımızı sağlayan şeyler bunlar. Tümerlik ve olumluluk. Ne demiştik bakın? Bütün darplar ve bütün şekiller birinci şeklin birinci darbına irca edilebiliyor. Birinci şeklin birinci darbında küçük öncül de tümer olumlu, büyük öncül de tümer olumlu, sonuç da tümer olumlu bakın. O yüzden bizim hepsi de buna irca ediliyorsa en şereflisinin bu olması lazım. En şereflisinin yani şeref buradan kasıt ne? En kullanışlı olması yani. Bundan dolayı birinci darp bu oldu. Tümer olumlu sonucunu veren oldu. İçtimalihi ala eşrafeynil icabi vel külliye. Çünkü olumluluk ve küllilik, tümellik içeriyor. İkisi de en şereflisi. Vessani neden ikinci darp dedi öbürüne? Yuntucu salibe olumsuz sonucunu veriyor ve hiye eşraf minel mucibetil cüz'iye. Şu herhalde külliye olacak. Şurada salibe demiş ama bakayım.
Ben de es-salibetel külliye yazıyor. Çünkü bu önemli olan külli olması burada. İkincisi külli olumsuz, yani tümör olumsuzu sonucunu veriyor. Ve hiye eşraf, bu daha şereflidir. Neyden? Minel mucibetil cüz'iyye. Tikel olumdan daha şereflidir. Neden? Bi enne şerefel külliye, tümerliğin şerefi, li kevnihi min vucuhin müteaddide, birçok açıdan, ne gibi? Ke kevnihi şamilen, kuşatıcı olması gibi ve mazbutan, mazbut net olması gibi ve maksudan, kastedilen, amaçlanan olması gibi ve nafi'an fil ulum, ilimlerde, bilimlerde faydalı olması gibi, yani külli olduğu için daha faydalı sonuçlar veriyor bize. Bazısı dediğin zaman bir mi, üç mü, beş mi, milyon mu? Hepsi olabilir. Ama hepsi dediğin zaman veya hiçbiri dediğin zaman net oluyor sonuç. Bu gibi vecihlerden dolayı neymiş o? Ezyed min şerefil mucibetil cüz'iyye. Küllilik, yani olumsuz da olsa küllilik, tikel olumludan daha şerefliymiş bundan dolayı. O yüzden ikinci oldu. Birincisi hem olumlu hem külli. İkincisi külli olduğu için ikinci oldu. Sonrakiler külli sonuç vermeyecek. Birisi tikel olumlu sonucunu verecek, biri tikel olumsuz sonucunu verecek. O yüzden ikinci darbın tümer olumsuz sonucunu veren darp olması gerekir. Ve salisu, üçüncü darp, yuntijul mucibetel cüz'iyye. Tikel olumlu sonucunu veriyor. Bundaki şeref de ne? Olumlu olması. Öbürü de tikel olumsuz sonucunu verecek, dördüncüsü. O yüzden burada da olumlu olduğuna göre diyoruz. Bu dördüncüsünden daha şereflidir. Ve hiye eşraf mine salibetil cüz'iyye. Tikel olumsuzdan daha şereflidir. Li enne fihi şerefen vahiden. Çünkü onda bir tane şeref var. Yani bir üstünlük var. Huvel icab. Olumlu. Ve leyse fi neticetir rabi' şey mineş şerefeyn. Şurası mineş şerefeyn olacak. Dördüncü de ise herhangi bir kullanışlılık yoktur yani. Olumlu da değil, tümel de değil. Tikel olumsuz. Bütün olumsuzluklar var yani kendisinde. Ondan dolayı dördüncü oldu. Tamam. Zor bir ders değildi zaten arkadaşlar. Yani bu çok da konuşacak bir şey yok burada. Şimdi şeyleri yapayım. Tablolar üzerinden göster. Önce şeyi göstereceğim ha. Geçenki derste iktirani kıyasın dört şeklini tablo üzerinden göstermedik. Şöyle bir onu da görün. Daha net olsun sizin için. İktirani kıyasın dört tane şekli var demiştik. Neye göre belirlemiştik bu şekilleri? Bakın orta terimin nerede olduğuna göre. Önermelerde nerede bulunduğuna göre belirlemiştik. K küçük terim, B büyük terim. Küçük öncül, büyük öncül. Şu da sonuç. Şimdi orta terim küçük öncülde mahmul, büyük öncülde mevzu ise birinci şekil. İkisinde de mahmul ise ikinci şekil. İkisinde de mevzu ise üçüncü şekil. Birdekinin tam tersi, yani küçük öncülde mevzu, büyük öncülde mahmul ise dördüncü şekil adını alıyordu. Örnekleri vermiştik. Burada biraz daha farklı örnekler verdim. Akla daha yakın olsun diye. Her cisim bileşiktir. Her bileşik hadistir. O halde her cisim hadistir. Şunla şunu birleştiriyor bakın. Küçük terimle büyük terimi birleştiriyor. Tamam. İkinci şekil her insan natıktır. Hiçbir salyangoz natık değildir. O halde hiçbir insan salyangoz değildir. Bu da ikinci şekil. Üçüncü şekil her insan cisimdir. Her insan nefes alır. O halde bazı cisimler nefes alır. Bazı oldu bakın sonuç. Her hayvan nefes alır. Her yürüyen hayvandır. O halde bazı nefes alanlar yürür şeklinde. Dördüncü şekilde böyle. Bunları geçen derste gördük. Zaten bizim için şu an önemli olan birinci şekil. Şu diğer şekillerin ayrıntılarını öğrenmek isteyenler Şemsiye Risalesi derslerimdeki her birine ayrı ayrı dersler yapmıştım. Onlara bakabilirler. Şimdi birinci şekil buydu. Birinci şeklin darplarını görelim şimdi bir de. Tamam. Şimdi birinci şekil dedik. Birinci şeklin önce örneğini verdik burada. Sonuç verme şartları iki tane. Küçük öncül olumlu olacak, büyük öncül tümer olacak.
Tamam mı? Yani küçük öncül ya tümör olumlu ya tikel olumlu olacak. Büyük öncül ya tümör olumlu ya da tümör olumsuz olacak. Dört tane ihtimal var. Tümör olumluyken şu ikisinden biri olacak. Ya şu olacak ya bu olacak. İki. Tikel olumluyken yine ikisinden biri olacak. İki de buradan dört. Birinci darp küçük öncül tümör olumlu. Büyük öncül tümör olumlu. Sonuç tümör olumlu. Ne gibi? Her cisim bileşiktir. Her bileşik hadistir. O halde her cisim halistir. Tamam. Bu darpların hepsinde arkadaşlar orta terim birin küçük öncülde mahmul, büyük öncülde mevzu. Hepsinde öyle. Bakın sadece tümellik, tikellik, olumluluk, olumsuzluk değişiyor. Bu kombinasyonlara göre. Ama ne farkı var? Küçük öncül olumlu olacak mecbur. Tümel olumlu, tümel olumlu. Tikel olumlu, tikel olumlu. Büyük öncülde tümel olacak. Tümel olumlu, tümel olumsuz bakın. Tümel olumlu, tümel olumsuz. Bu şekilde çarptığımız zaman 4 tane darp meydana geliyor. Değişen tek şey bu. Tümellik ve tikellik ve olumluluk ve olumsuzluk. Birinci darp bu. Hepsi tümel olumlu olduğu zaman. İkinci darp Sugra yani küçük öncülümüz yine tümel olumlu. Küçük öncül olumlu olacak çünkü. Tümel olumlu oldu. O zaman büyük öncül de tümel olacak. O zaman küçük öncül tümel olumlu iken büyük öncül ya tümel olumlu olur ya tümel olumsuz olur. Olumlu olursa birinci darp, olumsuz olursa ikinci darp. Her cisim bileşiktir. Hiçbir bileşik zorunlu varlık değildir. O halde hiçbir cisim zorunlu varlık değildir. Gibi. Bakın bu tümel olumlu sonucunu verdi. İkincisi tümel olumsuz sonucunu verdi. 3 küçük öncülümüz tikel olumlu. Büyük öncülümüz tümel olumlu. Bazı cisimler şeffaftır. Her şeffaf ışığı geçirir. O halde bazı cisimler ışığı geçirir. Tikel olumlu. 4 bazı cisimler katıdır. Bakın tikel olumlu. Hiçbir katı akışkan değildir. Tümel olumsuz. O halde bazı cisimler akışkan değildir. Bu da tikel olumsuz. Tümel olumlu daha şerefli. Tümel ve olumlu. Tümel olumsuz, olumsuz olduğu için ikinci sıraya geldi. Tikel olumlu, olumlu olduğu için 3. Hem tikel hem olumsuz olduğundan dolayı da 4. darp en son sırada kaldı. Bu şekilde tertip etmişler, düzenlemişler. Şimdi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde iktirani öncüllerinin ne tür önermeler, ne tür önermeler olduğu üzerinden kombinasyonlar göreceğiz. Yani terkip tarzları. İktirani kıyasın terkip tarzı. İki tane öncül vardı biliyorsunuz. Küçük öncül ve büyük öncül. Bu küçük öncül yüklemli olabilir, şartlı olabilir, ayrık şartlı, bitişik şartlı vesaire. Bunun bu şekilde kombinasyonlardan 6 tane farklı tarzı var. İktirani kıyasın. Bir dahaki derste bu terkip tarzlarını, kombinasyonlarını göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.